Bu ne ya? İnsan seli. Gerçek anlamda insan seli. Herkese merhabalar. Merhabalar. Uzun ve çileli bir otobüs yolculuğunun ardından Positano'ya sonunda vardık. Otele varmak için de bir o kadar da bir merdiven indik. Evet ve o merdiven inerken bavulları da taşıyorsunuz, o yüzden hafif gelin öncelikle. Bir diğer konu da burada yollar zaten çok dar. O yüzden biz arabayla gelmeyelim dedik. Ama otobüs de hiç iyi bir seçenek değilmiş. Şimdi birazdan göreceksiniz. Her ne kadar tıklım tıklım olsa da sanırım en iyi seçenek feribot gibi gözüküyor. Sahile inerken tabii ki karnımız acıktı. Hemen İtalya'nın çoğu yerinde olduğu gibi güzel bir panini aradık. Merkezde burayı bulduk. Gayet de güzeldi. Öneririz. Yanında hatta bir limoncello ve buzda alarak sahile doğru yürüyüşümüze devam ettik. Bu bölgenin en göz bebeği olan Positano'dayız. Positano'dayız. Neden göz bebeği? Bizde 1 milyon insan. Evet, şu arkadaki tabii manzaralara bakınca aynı şekilde bu tarafta da böyle. Yani mükemmel bir gerçekten şeyi var, mimarisi var. Çok güzel korumuşlar. Biz şimdi birazdan otelimize geçeceğiz. Bizim bütçemize göre hala yüksek ama buraya göre iyi olan bir otelde kalıyoruz. Manzaramız da gayet hoş. Siz de bu tarafa gelmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar, güzel önerilerimiz olabilir. O yüzden takipte kalın diyelim. İnsan seli. Gerçek anlamda insan seli. Ve yani seli. Şu an pazartesi günü. Olabilecek büyük ihtimalle sakin zamanı diye tahmin ediyorum. Kontrol. Evet, daha iyiyiz gibi. Hı. Sahilden döndük. Şu an konakladığımız yerdeyiz. Villa Yara diye bir yer. Burayı böyle bizim açıkçası şansımıza biraz oldu. Çünkü dediğimiz gibi 1000 euronun altında pek konaklama seçeneği çıkmıyor. Aratacağın. Direkt girin Positano'ya. Bugün pazartesi, o yüzden biraz daha iyi. Evet, biz pazartesiyi denk getirdik. Aslında biraz da bilerek denk getirdik ki fiyatlar uygun olsun. Şimdi böyle bir manzaramız var. O yüzden yemeği de şu an direkt balkonumuzda yapalım dedik. Çünkü gün batımında böyle bir yerde bundan daha güzel bir toplum. Kesinlikle. Bence olamaz. Ne dersin? Şimdi bu yemeği yiyip biraz burada takılıp sonra büyük ihtimal bir merkeze ineceğiz akşam tekrar. Ya bu arada in çıkta buraya geliyorsanız arkadaşlar aklınızda bulunsun. Hafif. İnanılmaz merdiven var. Ne hafif. Yok, hafif olun. Yani yanınıza fazla şey taşımayın. Kira almayın. Yani bir 500 merdiven inip 500 merdiven çıkıyoruz falan totalde. Bir de böyle açılar var. Bunlar niye? Böyle açılar. Bunlar da güzel. Öyle mi? Tamam.
Şimdi böyle çekince ben böyle bir kafa olarak var oluyorum. Okey, hadi şimdi biraz manzaranın keyfini çıkaralım. Positano'da iki tane ana sahil var. Birisi merkezde Positano Beach, diğeri de onun hemen yanında Fornillo Beach. Positano Beach'te biz ilk gün takıldık. Yani bütün o ana manzaranın arkanızda olduğu bence bir günün kesinlikle ayrılması gereken bir yer. Evet. Ama çok küçük. Ve kalabalık. Ve kalabalık. Eğer amacınız denize girmekse, böyle deniz istiyorsanız, o zaman adres Fornillo. Evet, bize de burayı zaten kaldığımız yer dedi ki, eğer lokalseniz burada mutlaka buraya gidiyorsunuz. Genelde turistseniz ana sahile gidiyorsunuz diye. Biz de ikisini de deneyelim dedik. Evet. O yüzden ikinci gün sabah kahvaltı sonrası Fornillo Beach'teydik. Fornillo çok güzeldi. Deniz çok güzeldi. Temiz, düzenli. Şemsiye ve şezlong kiralıyorsunuz, klasik. Ama yanımızda getirdiğimiz şeyleri yiyip içtik bir yandan da. Öyle bir zorunluluk da yoktu. Evet. Positano merdivenleri bizi yordu arkadaşlar. Evet, videoyu kapatmadan şöyle kısa bir değerlendirme alalım mı? Sonra da Perili Köşkümüze geçeriz. Geçelim. Sorrento'daki. Geçelim. Positano bence Instagram trap bir yer değil. Gerçekten gözüktüğü kadar güzel. Sadece kalabalık. Ve pahalı. O yüzden iyi planlanırsa görülmeye değer diyorum ben. O yüzden de biz arkadaşlar, şu an demeyin ki kışın ortasında bu video ne alaka. Eğer yazın buraya gitmek istiyorsanız, hatta baharda, şimdiden planlamak çok mantıklı. Geldiğimiz yere bakar mısınız? Neyse, bunu bir dahaki videoya saklıyoruz. Perili Köşkümüzden iyi geceler.